Evet, toplamda 17 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şöyle 17. Burada 17 oldu. Şimdi bu yan tarafını sık iğneyle kapatacağım için o yüzden burada bitiriyorum. Yani burayı 17 sıra örmüş oldum. Burayı 16 sıra örmüş oldum ön tarafını. Şimdi sık iğne yapacağım. Sık iğne ile tamamlamış olacağım. Karşılıklı sık iğnelerimi geçiriyorum. Şimdi diğer bacakla birleştireceğim ve gövdeye geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve şuraya da batıyorum ben. 7. Bakın böyle. Şimdi böyle birleştireceğim için mecburen yan taraftan bitirdim. 4 tane zincir çekiyorum. Daha doğrusu 3 tane yeter ortaya. Ve şimdi bu zinciri bu taraftaki loblarla, bakın zincirin, sık iğnenin benden taraftaki lobuyla sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bu tarafa geçiyorum. 8. Bakın tam bu yan tarafta bir tane artırma yapıyorum. En son sayısını sayarız. Kaç tane sık iğne olduğunu. Şu anda tek tek batıyorum. Sadece şu yan tarafında bir tane artırma yapmış oldum. Devam ediyorum. Şimdi bu taraftaki loblardan sık iğne yapıyorum. 0'a kadar geliyorum. Zincirde de yine sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bana bakan taraftan. Bakın şöyle zincirin bu tarafından sık iğnelerimizi yapıyoruz. Biraz sıkı ördüğüm için şöyle yapalım. Üç tane zincir çektiğim için 3 bu taraftan 3 o taraftan 6 sık iğne artmış olacak. Devam ediyoruz yine. Bu taraftan. Şimdi diğer tarafın sık iğnelerine zincirine batmış olacağım. Benden tarafa loblara sık iğneler yapıyorum. Gövdeyi oluşturacağım. Yine burada bir tane artırma yapabiliriz. Evet. Devam edelim. Diğer tarafta uyguladığım aynı şeyi burada da uyguluyorum. Tek tek batarak ilerleyeceğim. Benim elim sık olduğu için biraz batmakta zorlanıyorum. Bu kısmı geçtikten sonra daha da kolaylaşacaktır. Sadece biraz bu kısımları oyalıyor. Ama sonunda değiyor. Güzel bir bebek oluyor. Hareketli. Tam bebeğinizin, çocuğunuzun oynayabileceği
tarzda her şekilde hareket ettirebiliyor bebek. Evet, şimdi yine buraya geldim. Ön taraftaki zincirin loblarına bataraktan burada da 3 sık iğneyi yapacağım. Sonrasında size sayıyı söyleyeceğim. Kaç sık iğnemiz olduğunu. Evet, şuradaki sık iğneye gireyim, sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Evet, 36 sık iğnemiz mevcut. Zaten bacak sayımız 14'tü. Burada 14, burada 14, 28 yaptı. Yanlarda birer artırma yaptım. 30. Ve burada da 3 zincirde de 3 bu tarafta sık iğne, 3 bu tarafta sık iğne oldu. 6. Toplamda 36 sık iğnemiz olmuş oldu. Devam edelim. Şimdi tek tek isterseniz burayı ilmek belirleyici yapabiliriz. İlmek belirleyicimizi alalım. İlmek belirleyiciyi aldım ve devam ediyorum. Şimdi tek tek öreceğiz. Birazdan kolda yaptığım gibi kazak öreceğim için bu geçişi verdim. Biraz sonra o rengi geçeceğiz. Yani beyaz, siyah, beyaz, siyah şeklinde devam edecek. Boyun kısmına kadar gövdesini kazak şeklinde öreceğiz. Şu an tek tek batıyorum. İlmek belirleyeceği kadar tek tek örelim. İlmek belirleyeceği kadar ördüm. Şimdi 18 sıra tek örelim. Bu taraf ön tarafı olduğu için kazak rengini vereceğiz. Geçiş yapacağımız için geçiş ben arka tarafta yapmak istiyorum. Çünkü ön tarafta güzel durmaz diye arkada yapmak istiyorum. 18 tek batıyoruz sık iğne şeklinde. Sonrasında geçiş yapacağız. On sekiz sıra geldim. İlmek belirleyici buradan çıkartabiliriz. Bakın şimdi ilmek kaydırma yapıyorum diğer sık iğnenin içine ve bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İlmek kaydırmanın yaptığım yere. Şimdi dümdüz bu ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektiğim yere kadar tek sık iğne batarak geleceğim.
ilmek kaydırma yaptığım yere kadar bakın. Zaten belli oluyor. Oraya kadar tek sık iğne batarak, yani 36 sık iğne yaparaktan tek tek batarak geldim. Şimdi burada nasıl geçiş yapıyoruz? Son sık iğneye batıyorum, ilmeğimi aldım. Ne yapıyorum? Toplamayacağım. Şimdi beyazla geçiş yapacağız. Burayı sıkıca tutalım. Şimdi beyazı geçiş yapacağım. Bu iki ilmeğin arasından beyazı geçireceğim. Şimdi direkt bir zincir çektiğim ve sık iğne yaptığım yerin tepesine yine ilmek kaydırma yaparak bir zincir çekerek bağlıyorum. Tekrar göstereyim. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne yapıyorum. Ve teker teker batıyorum. Bütün renk geçişlerinde bunu yapacağız. İki beyaz, iki siyah şeklinde ben örüyorum. Siz de hangi renk kazak olmasını istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Geçişleri biz sevmiyoruz derseniz direkt bir geçişinde atıyorum pembe yaparsınız. Hep o şekilde pembe örersiniz. Renk geçiş yapmanıza da gerek kalmaz. Her sırada kolay örersiniz. Yine geçiş yaptığımız yere kadar örüyorum. Bir kez daha göstereceğim nasıl yaptığımı. Sonrasında bir sıra daha beyaz örüp siyah renge geçeceğiz. Aynı şöyle ten rengini kesebilirsiniz bağladıktan sonra. Daha iyi olur, elinize takılmaz. Sadece boyun kısmına geldiğimizde tekrardan ten rengine geçeceğiz. O zaman tekrar takarız. Şu anda gerek yok. İlmek kaydırma yaptığım yere kadar ördüm. Şimdi yine tepeye ilmek kaydırma yaparaktan geçiyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere sık iğne yapıyorum. Bakın hiç belirli değil. Geçiş yaptığımız belli olmuyor. Direkt beyaza geçmiş olduk. Yine buraya kadar tek tek batalım 36 sık iğnemizi ve siyah geçişinde buluşalım. Son sık iğnemi yapıyorum. Ama tabii ki beyaz da almadım. Ve siyah geçiş yapacağım. Siyahı geçiriyorum ilmeklerin arasından. Ve aynı teknikle, uygulamayla diğer tarafın sık iğnesine ilmek kaydırma yapıyorum. Burada sıkıştırmayı unutmayalım ve bağlayalım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne yapıyorum. Tek tek batmaya devam ediyorum. Bakın burada aynı teknik. Hiçbir farkı yok. İki beyaz, iki siyah şekilde renk geçişi yaparaktan ben devam edeceğim. Kaç sıra yapalım? Şimdi buradan itibaren artık 12 sıra, yani 6 renk geçişi yaparaktan dümdüz gövdesini yapalım. Bakalım 12 sıra bir yapalım. Eğer ki az gelirse tekrardan devam ederiz. Şöyle kazak kısmını 12 sıra yapalım demiştim. Ama bayağı küçük gelecek. O yüzden artıracağız. Bakın şu renkli kazak kısmını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra çıkmışım. Bir 4 daha çıkalım. Yani
2 beyaz, 2 siyah olmak kaydıyla 4 sıra daha örelim. Sonra tekrardan bakalım. Şimdi bakalım tekrar sayılara. Burada kazak rengine geçtikten sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sıra düz çıktık. Kaç sık iğneyi çıktık? 36 sık iğneyi düz çıkmış olduk. Şimdi daraltma zamanı, artık azaltacağız. Ne yapacağız? Boyun kısmına geçmek için gövdeyi küçültmeye başlayacağım. Elyaf koyabilirsiniz isterseniz. Elyaf koyalım. Sonra da azaltalım. Düzgün bir şekilde elyafı koydum. Özellikle şu köşelere dikkatlice, sıkı bir şekilde koyalım. Şimdi eksilteceğim. 36 sık iğneyi 4 tek bir azaltı şeklinde devam edeceğim. Şimdi burada bir zincir çektikten sonra batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tek bir azaltı yapıyoruz. Bu sırada bu şekilde 4 tek bir azaltı yaparak devam edeceğiz. 1 2 3 4 tek bir azaltı. 15 sık iğne kalana kadar boyun kısmı azaltmaya devam edeceğim. 2, 3, 4 tek, 1 azalt. Her azaltmadan sonra elyafı da tekrar yerleştirelim. Çünkü boş kısımlar kalıyor. Kalmamasına özen gösterelim. 3, 4. Evet, bu şekilde 4 tek bir azaltı yaptık. Şimdi sık iğnenin tepesiyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere tekrar batacağım sık iğne. Şimdi bu sırada 3 tek bir azaltı yapacağız. 1 2 3 Sıra sonuna kadar 3 tek bir azaltı yapalım. Sonra buluşalım. Eksiltmelere devam ediyoruz. 4 tek bir eksiltme yaptık. 30'a düştü. Bir önceki sırada. Şimdi 3 tek bir azaltı yaptık. 24'e düştü. Ve şimdi de 2 tek bir azaltı yapacağız. Sayımız 18'e düşecek. 2 tek bir eksil şeklinde devam ediyoruz. 15 sık iğne kalana kadar dediğim gibi eksiltmeye devam edeceğiz, azaltmaya. Yalnız elyaf koymayı unutmayalım. Ben koyuyorum. Bakın bayağı da doldurdum kenarlarını. 2 tek bir azaltı yapıyoruz sıra sonuna kadar. On sekiz sık iğnemiz kaldı. Burada bir sıra düz örelim. Düz bir sıra ördükten sonra ten rengine geçeceğiz. Boyun kısmını yapacağız. Ten rengine geçtiğimizde 3 tane daha azaltma yapıp 15 sık iğneye düşüreceğiz. Birazcık boyunu ördükten sonra da bitecek. Sadece bir elbisesi kalmış olacak. Yine çok istenilen kolay bir bebek oldu. Her haliyle bakın hareket eden bir bebek. Çok da güzel. Tam bebeklerin, çocukların sevdiği tarzda.
Biraz sonra ten rengine geçiş yapacağız. Ve arkalardan, arka loblardan örmeye devam edeceğiz. Şimdi beyaz ipi kesebiliriz. Siyah iple de ten rengini bağlayıp sonra da siyah ipi kesebiliriz. İşimiz kalmayacak onlarla. Ve ten rengine geçiyorum. Aynı, aslında hiçbir farkı yok, biliyorsunuz artık geçişleri. Siyah ipi sıkıca çekelim. Yine de ten renginde tutalım. Diğer sık iğnenin başına batıyorum. Siyah renk biraz görünmediği için zorlanıyorum batmakta. Ama batacağız. İlmek kaydırmayla bir zincir çekiyorum. Siyah iple ten rengini bağlayalım. Bağladım ben ipleri. Sadece siyah kaldı. Onu da biraz sonra keseceğim. Evet, bir zinciri çektim. Ön lobdan bakın almıyorum. Biraz siyahtan görünmüyor olabilir. Ama siz biliyorsunuz artık. Bu ön lobdan almıyorum. Arka lobdan alıyorum. Eğer ki bir aksesuar yapmak istersem ki bu taraftaki ön loblar kalsın, arka loblardan öreyim diye. Evet, arka loba girmeye çalışacağım şimdi. Evet, girdim arka loba ve sık iğne ile devam ediyorum. Her sık iğneye giriyorum. Yine elyaf koydum boş kısımlarına. Baya baya doldurdum yani. Küçük bir bebek de olsa arkadaşlar baya bir elyaf alıyor. Bu şekilde dolanıyorum. Şu an 18 sık iğnede ve 3 tane de azaltınca 15 sık iğneye düşecek. Onu da istediğiniz yerlerden dengeli bir şekilde azaltabiliriz. Bu arka lobdan alma işi bitince bir dahaki sırada 3 tane azaltma yapacağız. Sonrasında 2 sıra daha çıkarız. Boyun kısmını ve bitiririz. Siyah ipi kesebilirim. O da içinde dursun artık. Son sık iğneme de battım. Ve artık bundan sonra normal bir şekilde örebilirim. Direkt sık iğne girdim. Bakın tepesine battım. İlmek kaydırma yapmıyorum. Çünkü artık renk geçişi bitti. Bakın. Buradan 3 sık iğne azaltacağım. Bir buradan azaltalım. Bir buradan azaltabiliriz. Bir de buradan azaltabiliriz. Dediğim gibi hiç fark etmez. Sadece üçü de ayrı yerlerde dengeli bir şekilde azaltmış olunsun. Diğer türlü no problem. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 15 sık iğne kalmış. Zaten biz 10 istiyorduk. 15 sık iğne. Şimdi 2 sıra daha düz örelim. Ve boynu bitirelim. Dikim aşamasına geçmeden önce kolu da göstereceğim. Sonra sadece bir elbisesi kalacak. Şöyle ben dikerken biliyorsunuz direkt buradan dikmiyorum. Bir altından dikiyorum. Sanki biraz kısa geldi bana. Bir sıra daha çıksak olur gibi. Evet, bir sıra daha örelim. Sonrasında kesip bitiriyoruz. Şöyle bakın, tam ten rengine geçiş yaptığımız yerde sırada bitiriyorum. İlmek kaydıracağım ve bir zincir çekip kesip bitireceğim.
Bunu içe kaybedebiliriz. Şimdi sıra kolda. Bakın elyaf yine bayağı koydum. Zaten kafayı dikerken de tekrar koyuyoruz. Şimdi kolu yapalım. Kolun da aynı başlangıç kısmı 6 sihirli halk için 6 sık iğne ve ikişer ikişer batıyoruz. 12 oluyor. Biraz düz örüyoruz. 5 sıra. Sonrasında 2 azaltıyoruz. O şekilde renk geçişini yine yapacağız. Sihirli halkamızı yapalım. Alt sık iğneyi koydum. Birleştiriyorum. Üst sıraya çıkarak devam edeceğim. Yine sık iğne yaparaktan ilmek belirleyici alabilirsiniz, karıştırırız derseniz. Ve ikişer ikişer batıyoruz şimdi. 12 sık iğne elde edeceğiz. İki sık iğnemiz oldu. Şimdi 5 sıra düz öreceğiz bunu. 12 sık iğneyi 5 sıra düz örelim. Sonrasında buluşalım. Düz örme artık ne demek biliyorsunuz. Her sık iğnenin içine tek batıyoruz. Tek tek batınca düz olmuş oluyor. 5 sıra düz ördüm. Şimdi 2 tane azaltma yapacağız. İlmek belirleyici ne gerek kalmadı. Bunu alabiliriz. Ya da ilmek belirleyicisi dursun. Evet. Biraz sonra tekrar renk geçişi yapacağız. O yüzden kalsın. Herhangi iki yerden azaltıyoruz. Bu arada sadece ben el kısmına elyaf koydum. Başka hiçbir kısma koymuyorum. Bakın burası bomboş. Sadece şu küçük el kısmına elyaf koyacağım. Siz elyaf hani istiyorsanız koyun. Koluna da elyaf istiyorsanız koyun ama zaten koyması da zor oluyor. Bir de koyunca dikince eli dikili kol dikiliyor. O zaman da hoş bir görüntü olmuyor. Böyle olunca dikince direkt düz duruyor. Aşağıya doğru duruyor. 2 azaltma yaptım. 10 sık iğnem oldu. Ele bu kısmına elyafı koyalım. Ve 4 sırada burayı düz öreceğiz. Sonra renk geçişi yapacağız. Şimdi 3 sıra örelim. Çünkü İlmek kaydırma yapacağımız sıra 4. sıra olacak. Fazla örmüş olmayalım. Şu an 3 sıra düz örüyoruz. Üç sıra ördükten sonra geldim. Bakın burada ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere sık iğne batıyorum. Bu ilmek kaydırma yerinden ne yapacağız? Renk geçiş yapacağız. Örmeye devam ediyorum tek tek. Tam bu noktada girelim ve beyazla
çekiştirelim ipleri, sıkı olsun, yoksa kötü bir görüntü oluşur. İlmek kaydırma yapıyorum yine. Bir zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum. Artık bu şekilde mantık. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. İlmek belirleyicisini çıkartabiliriz artık. Bu ipleri de bağlayalım. Ten rengini keselim. Devam ediyorum. Bir sıra daha öreyim. Aynı kazakta olduğu gibi kolda da renk geçişini yaparaktan sırayı tamamlayacağız. Ben size sıra sayısını göstereyim, kaç olduğunu. Evet, direkt bakın. Şurası zaten birleştirdiğimiz yer. Bunun hemen bir üstüne tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum. Sık iğne yapacağım. Böyle devam ediyoruz. Beyazla geldim ilmek kaydırdığım yere kadar. Şimdi renk geçişi siyahla devam ediyorum. Aynı şekilde sıkıştırıyorum. Sık iğne ile ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum, aynı yere sık iğne yapıyorum ve böyle devam ediyorum. İki sırada siyahla öreceğim. İpleri bağlayalım. Şimdi bakın, bu şekilde zaten en büyük şey yapmamız gereken burasıydı, el tarafı ve renk geçişi tarafını yapmaktı. Bakın burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 sıra 22 sıra gelmişim. Yani 11, 2 beyaz, 2 siyah şeklinde devam etmişim. Yani 11 sıra gibi olmuş oldu. Ama sık iğneleri sayarsak tam 22. En üstte de ne yaptım? Tekrar sık iğne ile yan bir şekilde birleştirdim. Evet, kolumuzu tamamlayalım. Sonra dikiş videosunda sizlerle görüşelim.